Hello everybody, how are you today? Herkese merhaba, bugün nasılsınız? Evet arkadaşlar, İngilizce dersine başlıyoruz. İlk ünitemiz greeting, selamlaşma ile birlikte. Let's start. Evet, hemen Eylül programımızı elimize aldık. Peki, bugün günlerden 30 Eylül, Perşembe ne yapıyoruz arkadaşlar? Greeting, yani ilk ünitemize çalışıyoruz sizlerle birlikte harika bir şekilde. Peki, Greeting ne demek? Selamlaşma demek değil mi? Yani biz bu ünitede bol bol selamlaşmaya dair kelimeler, cümleler öğreneceğiz arkadaşlar. O zaman derse geçmeden hemen size ödevlerinizi veriyorum. Sıfırdan 3'e tüm dersler kitabımız geldi. Sayfalarımız 264'ten 267'ye kadar hemen açalım arkadaşlar. Burada hem konu çalışıyorsunuz, buradaki cümle kalıplarını öğreniyorsunuz. Ayrıca buradan da hemen testini çözebilirsiniz arkadaşlar. Video bittikten sonra bakın burada selamlaşmalar var, sayılar var. Sonra hemen testimiz geliyor ve tabii ki de burada da soru kalıplarımız ve cevaplarımız var arkadaşlar insanlarla tanışırken onlara neler söyleriz bunları mutlaka bilmemiz gerekiyor bu ünitede ve burada da alfabe var ve sonrasında hemen testimizi çözüyoruz 267'ye kadar sıfırdan içe kitabından sizin ödeviniz arkadaşlar gelelim diğer ödevimize zoru bankası tüm dersler kitabımız önümüzde hemen açıyoruz test numaramız 1 ve 2 arkadaşlar hemen greeting ünitesini buluyoruz Buradan da testlerimizi mutlaka çözüyoruz ders bitiminde. Evet buradaki testler size ait arkadaşlar. Çok güzel sorularımız var. Bakın derim. Ve ikinci test de size ait. 265'e kadar çözüyorsunuz ders bitiminde. Peki o zaman biz bugün neler yapıyoruz arkadaşlar? Greeting yani selamlaşmayı öğreniyoruz sizlerle birlikte. Peki merhaba İngilizce'de ne demek? Hello merhaba demek değil mi? ...aynı zamanda hi, o da merhaba demek arkadaşlar. İkisiyle de birlikte siz selamlaşırken kullanabilirsiniz. Peki devam edelim. Bugün neler öğreneceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte? Greeting and saluting. Yani aslında selamlaşmayı öğreniyoruz arkadaşlar. Ders başında da söylediğimiz gibi. Sonrasında ne yapıyoruz? Introducing oneself. Yani kendimizi tanıtmayı öğreneceğiz. Nasıl yaparız, yaşımızı nasıl söyleyeceğiz, ismimizi nasıl söyleyeceğiz... ...bunları öğreniyoruz. Ve sonrasında naming numbers. Yani sayıları öğreniyoruz arkadaşlar sizlerle birlikte ve elimizde çok güzel bir çarkımız var. Bununla birlikte çevirerek siz de sayıları öğreneceğiz arkadaşlar. Peki hazırsanız let's start. Evet selamlaşmayla başladı. Karşımızda günün bölümlerinde arkadaşlarımıza ya da çevremizdeki insanlara neler söyleyeceğimiz var arkadaşlar. Hemen bakalım. Good morning. Günaydın. Yani yataktan kalktığımızda, uyandığımızda söyleyebiliriz değil mi arkadaşlar bunu? Bakın güneş yeni çıkmış. O zaman good morning ne demek? Günaydın. Devam edelim hemen. Good afternoon ne demek? Burada öğleden sonra değil mi arkadaşlar? Bakın güneş tam tepede. Arkadaşımızla karşılaştık. Good afternoon. Tünaydın demek. iyi öğlenler demek arkadaşlar yazalım. Günaydın. Peki Buradan hemen iyi akşamlara geçmek istiyorum. Sıralarını değiştirin siz kendi kafanızda. Peki akşam oldu arkadaşımızla vedalaşıyoruz. Ona ne diyoruz o zaman? Good evening yani iyi akşamlar. Bunu da yazalım. Bunları mutlaka bilmek zorundayız. Peki şimdi de yatıyoruz. Bakın Tonguç yatmış artık. Acaba good night dedi mi ailesine? Good night ne demek arkadaşlar? İyi geceler demek, değil mi? O zaman bunu da yazalım. Bu şekilde farklı zaman dilimlerinde insanlara neleri söyleyebileceğimizi öğrendik. Devam edelim. Karşımızda selamlaşırken, vedalaşırken neler söyleyeceğimiz var arkadaşlar. Biz ne demiştik? Hello ne demekti? Merhaba demekti değil mi? Aynı zamanda bir de nasıl söylüyorduk? Hi. Bakın şu an Tonguç ve Tongül selamlaştılar değil mi? Hello, hi ne demek ikisi de? Merhaba demek. Yazalım. Peki şimdi de vedalaşsınlar arkadaşlar. Buluştular, oyun oynadılar, evlerine gidiyorlar artık. Ne diyecekler? Mesela Tonguç, bye demiş. Bye diyebilirsiniz. Goodbye, güle güle diyebilirsiniz. See you, görüşürüz demek. Üçünü de söyleyebilirsiniz vedalaşırken arkadaşlar. Peki kendini iyi bak ne demek? Biz bunu sorunun altına sakladık. Sizin çoktan bulduğunuzu düşünüyorum bile arkadaşlar. Peki kendine iyi bak ne demek? Açılsın. Buradaki soru işaretimiz take care demek değil mi arkadaşlar? Kendine iyi bak. Bunu da vedalaşırken söyleyebiliriz. Take care. Kendine iyi bak demek. Devam edelim. Şimdi de arkadaşımıza nasıl olduğunu soralım hadi sizle birlikte. Tonguç burada. Tongül ve da soruyor. How are you? Nasılsın demek değil mi yazalım? Nasılsın? Peki ilk önce Tongül cevaplamış. I am great. Ne demek? Harikayım demek değil mi? Bu şekilde cevap verebilirsiniz mesela. Harikayım. Peki Tankut ne demiş? I'm fine. İyiyim demiş değil mi arkadaşlar? Onu da yazalım. Peki how are you? Nasılsın demek? I am great. Harikayım. I'm fine. İyiyim demek. Bu iki cevabı da unutmuyoruz. Devam edelim. Ve karşımızda sayılarımız var arkadaşlar. Bu sayılar bizim için bu ünitede çok çok önemli. Hayatımızın her yerinde de çok önemli zaten. İngilizce sayıları mutlaka bilmek zorundayız. Artık birden 20'ye kadar biliyoruz arkadaşlar. Burada sayılarımız var. Hemen sayı çarkımızı da önümüze getirdik. Şimdi sizle birlikte İngilizcelerini söyleyip sayılarımızı bulalım. One. Bir demek değil mi? Bir ile başladık o zaman. One. Two. İki. Three. Üç. Four. Dört. Dört five, beş, six, altı, seven, yedi, eight, sekiz, nine, dokuz, ten, on. Şimdi de sonrasını söyleyelim. Eleven, on bir, twelve, on iki, thirteen, on üç, fourteen, on dört, fifteen, on beş, sixteen, on altı, seventeen, on yedi, eighteen, on sekiz, 19, 19, 20, 20, 20 ile bitirdik arkadaşlar burada sayılarımızı. O zaman hadi sizle birlikte bir oyun oynayalım. Hangi sayı gelirse biz onun İngilizcesini söyleyelim. Siz de benle birlikte söyleyebilirsiniz. Çevirelim. Ne geldi? 18 geldi. 18 bulduk İngilizcesini. Devam bir tane daha. 12 geldi. 12 neydi? 12. Hadi bir tane daha. 20 geldi. 20 değil mi arkadaşlar? 20'yi de söyledik. Bir tane daha. 10 geldi. 10. 10 demek. Peki çarkımız dönsün bakalım. 16 geldi. 16. 16. Son bir kez çeviriyorum sizin için. Ve kaç geldi? 8 geldi arkadaşlar. 8 geldi. Evet, sayılarımızı çok güzel bir şekilde çalıştık. Siz de böyle evde kendinize bir çark yapabilirsiniz ve sayıları söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam edelim. Evet sayıları öğrendik. Peki o zaman artık yaşımızı çok güzel bir şekilde söyleyebiliriz değil mi? Peki havaldar ne demek arkadaşlar kaç yaşındasın demek değil mi? Yazalım kaç yaşındasın? Birine yaşını bu soruyla sorabiliriz arkadaşlar. Kaç yaşındasın? Peki Tonguc'a bakalım. I'm blank years old. Burada bir boşluğumuz var. Burada ne yapıyoruz? Pastanın üstündeki mumları sayıyoruz değil mi? Tabii ki de İngilizce sayıyoruz artık onları. Sayalım. One, two, 3, 4, 5, six, seven, eight, nine, ten. O zaman Tonguç kaç yaşındaymış? 10 yaşında değil mi? Hemen yazalım. I'm ten. Sayıyla da yazalım. Years old. 10 yaşındayım dedi bize Tonguç. Aynı zamanda şöyle de söyleyebilir arkadaşlar. I'm ten. Böyle kısaltabilirsiniz. Siz de kendi yaşınızı söyleyebilirsiniz artık. Devam edelim. Evet, bir alıştırmamız var karşımızda. Look at the pictures and answer the questions. Ne yapıyoruz? Resimlere bakıp buradaki sorularımızı cevaplayacağız sizlerle birlikte. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Arkadaşlarımızın yaşlarından bahsedeceğiz. Soralım. How old is Tongül? Tongül kaç yaşında bakalım? Burada pastanın üstünde 9 sayısı var, değil mi? O zaman ne yazıyoruz arkadaşlar? She is 9 years old yazalım. She is 9 years old. Şöyle de yazabiliriz yazıyla aynı zamanda. She is nine years old. O da yaşında demiş olduk. Bu arada she ne demekti? De kızlar için o demek değil mi arkadaşlar? Bunu da unutmuyoruz. How old is Tankut? Tankut kaç yaşında bakalım? Pastasının üstünde 11 sayısı var arkadaşlar. O zaman ne yazıyoruz? He is 11 years old. Bu şekilde ikisinin de yaşını söyledik. Hi de ne demek? Zaten o demek ama erkekler için kullanıyoruz değil mi arkadaşlar? Erkekler için o demek. Siz de arkadaşlarınızın yaşını söyleyebilirsiniz artık. Devam edelim. Ve gelelim alfabeye arkadaşlar. Şimdi sizle birlikte harika bir şekilde alfabeye çalışacağız. Ben burada harfleri elime aldım arkadaşlar. Söyleyeceğim. Siz de benimle birlikte tekrar edebilirsiniz. Okay, repeat after me. A B C, D, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S T U V W X Y and Z. Bu şekilde harflerimizi çalıştık. O zaman Harflerle çalıştıktan sonra ne yapıyoruz? Youtube'dan hemen şarkısını dinliyoruz arkadaşlar. Neydi o çok bildiğimiz şarkı? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P diye devam eden alfabe şarkısını dinleyin arkadaşlar. Daha çok aklınızda kalacaktır. Bu şekilde biz çalışmış olduk. İngilizce'de de 26 tane harf var arkadaşlar. Dikkatinizi çektiyse bizde olan bazı harfler tabii ki de onlarda yok. Bunu da unutmuyoruz. Devam edelim. Evet şimdi bir tekrar edelim bakalım. Introducing oneself kendimizi tanıtmaya geçtik değil mi arkadaşlar? Tonguç burada arkadaşına ne sormuş? What is your name? Adın ne demiş değil mi? İsmin ne? Adın ne diyor arkadaşına? Arkadaşına demiş my name is Mia. Benim adım Mia demiş. Peki Tonguç ne diyor? Spell your name please. İsmini hecele lütfen dedi değil mi? Mia ne yapacak? İsmini heceleyecek arkadaşlar. O zaman hecelesin bakalım ismindeki harfleri buradan. M I A bu şekilde ismini hecelede, değil mi? Peki, şurada bir soru işaretimiz var. Dikkatinizi çektiyse eğer. Biz ismimizi aynı zamanda nasıl söyleyebiliriz arkadaşlar? Hemen bakalım buradan. Yani burada hatta şuda gitmiş yazalım. I am Mia. Bu şekilde de ismini söyleyebilir, değil mi arkadaşımız? Evet, My name is Mia. Benim adım Mia. I am Mia. Ben Mia. Benim adım Mia. Aynı zamanda bunu da söyleyebilir arkadaşlar. İsmimizi hecelemeyi de biliyoruz artık. Devam edelim. Evet karşımızda bir alıştırmamız var. Hemen yapalım. Fill in the blanks boşlukları doldurunuz. Burada Tangucuğun kartı var değil mi? Bilgileri var. Peki biz onları dolduralım. Buradaki ifadeleri düzgün bir şekilde yerleştirelim arkadaşlar. My name is benim adım diyorsa adını söyleyecektir o zaman. Tonguç yazıyoruz buraya. My name is Tonguç. Benim adım Tonguç dedi bize. Peki I am burada da yaşını söyleyecek değil mi? İsmini söyledik. Yaşını söyleyelim. I am ten years old. On yaşındayım. Peki ne kaldı? Student. Student ne demek arkadaşlar? Öğrenci demek. You are a student too. Siz de bir öğrencisiniz. Peki. I am a student. Ben bir öğrenciyim dedi. Son cümlesinde de bu şekilde bilgilerini doldurduk arkadaşlar. Devam edelim. Ve geldik alıştırmamıza. Ne yapıyoruz hemen bakalım. Complete the dialogue. Yani diyalogumuzu tamamlayacağız buradaki boşluğa. Uygun ifadeyi bulalım şıklarımızdan. How old are you? Kaç yaşındasın diyebilir mi? Bakın burada Tankut ismini ecelemiş. Hayır diyemez değil mi? Bu gitti. Spell your name please diyebilir mi? İsmini ecele lütfen diyebilir mi Tanguç? Evet bunu diyebilir. İsmini ecelemiş çünkü. How are you? Nasılsın diyebilir mi? Hayır. Buradaki doğru cevabımız beşlik arkadaşlar. Spell your name please. İsmini hecele lütfen dedi ve Tankut da ismini heceledi zaten. Devam edelim. Evet karşımızda bir toplama işlemi var arkadaşlar. Doğru seçeneği seçeceğiz sizlerle birlikte. Ne yapıyoruz? 10 ve 5'i topluyoruz. İlk önce onların da İngilizcesini bir yazalım. Sonra da sonucu bulalım. 10 ne demek İngilizce'de? Ten. 5 ne demek? Five. İkisini toplarsak kaç eder acaba? Şıklardan bulalım. 16 olur mu? 16. Hayır. Bu olmaz. Five Zaten 5 demek. Bu da olmaz. 15 ne demek arkadaşlar? 15 demek değil mi? That's right. Evet doğru cevabımızı bulduk. Doğru cevabımız C şık arkadaşlar. 10 ve 5'i toplarsak ne yapıyor? 15 ediyor ve İngilizcesi de 15. Devam edelim. Ve gelelim günün sorusuna. Question of the day. Peki sorumuza bakalım ne diyor? Which cannot be the answer to this question? Hangisi bu sorunun cevabı olamaz diyor değil mi? Hangisi bu soruya uygun bir cevap olamayacak arkadaşlar? Bakalım. What is your name? Adın ne diyor sorumuzda? İsmin ne? Peki. I'm Tonguç diyebilir mi? Evet diyebilir. Benim adım Tonguç. Ben Tonguç diye kendini tanıtabilir. O zaman bu cevap olabilir. Gitti. My name is Tonguç. Benim adım Tonguç diyebilir mi? Evet. Bunda da ismini söyledi. Bu da gitti. I'm fine diyebilir mi? İyiyim diyebilir mi arkadaşlar? Hayır. Bunu demesi için Hawaii sorusu olması lazımdı. Buradaki doğru cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Devam edelim. Evet geldik dersimizin sonuna. Peki bugün sizlerle birlikte nelere çalıştık arkadaşlar? Greeting and saluting yani selamlaşmaya tanıştık sizinle birlikte. Selamlaşırken neler söyleyeceğimizi öğrendik. Hi, hello, how are you bunları öğrendik. Ve sonrasında introducing oneself yani kendimizi tanıtmayı öğrendik. Yaşımızı söylemeyi öğrendik. Sonra ismimizi söylemeyi öğrendik. Peki sonrasında ne yaptık? Naming numbers. Burada da harika bir şekilde çarkımızla birlikte sayıları öğrendik arkadaşlar sizlerle birlikte. Ve şimdi de Gelelim ödüllü sorumuza. Bu soru size ait arkadaşlar. Thank you for listening to me. Goodbye. See you.